Merhabalar. Bu dersimizde balarlarla iletişime bakacağız. Şimdi balarları bazen petek üzerine dans ediyorlar ve bu dansı aslında etrafta bulunan besin kaynaklarını tarif etmek için kullanırlar. İki çeşit dans vardır. Dairesel dans ve kuyruk sallama dansı var. Dairesel dans daha kısa mesafede, yani 100 metre uzaklığa kadar olan besin kaynaklarını bildirmek için, yerlerini bildirmek için diğer aralara karşı yaptığı danstır. Kuyruk sallama dansı ise 100 metreden daha uzakta olan besinleri diğer aralara bildirmek için yapılan bir danstır. Bunu kovan içine görebilirsiniz. Yani gerçekten şaşırtıcı bir şeydir. Kovan içinde kuyruklarını sallayarak dans ederler. Bir yarım daire çizerler. Sonra tekrar başladığı yere geri dönerler. Sonra tekrardan sola doğru bir yarım daire çizerler. Bu düz koşuların sayısı besin kaynağının uzaklığını gösterir. Bunu bilmenize gerek var mı? Bence gerek yok ama aslında dikkatinizi çekebilir. Kovan içinde bunu görebilirsiniz. Dediğim gibi 100 metreden daha fazla uzakta olanlar için kuyruk sallama dansı yaparlar. Mesela bu dansa baktığımızda düz koşuyla sağa doğru yarım daire ve geri dönülür. Sonra tekrardan düz koşu yapılır ve bu sefer sola doğru yarım daire yapılır. Ve başlama noktasına geri gelinir. Yine havanın kapalı olduğu durumlarda da ultraviyole ışınlar sayesinde tekrardan aynı danslar yapmaya devam ederler. Bunlar genelde güneş peteklerin üst kısmında olduğu varsayılır. Yine kuyruk sallama dansında çıkartılan sesin frekansı ve danstan ayrılan zaman, kaynağın uzaklığı ve özellikle hakkında izleyenlere bilgi verir. Dedim ki bu kadar bilmeye hiç gerek yok. Ama balarlarla da kovan içinde birbirleriyle iletişim halinde olduğunu, birbirlerine besinlerin yerini tarif ettiğini bilmemiz sizin genel kültürünüzü artırır. Mesela kuyruk sallama dansı sırasında iki yarım daire arasındaki düz koşmaların 15 saniye içindeki sayısı doğrudan mesafeyi anlatır. Eğer 15 saniye içinde yapılan düz koşu çok ise kısa mesafe, az ise uzun mesafeleri gösterir. Yani görüyoruz ki 6000 metre, yani 6 kilometre uzağa kadar da gidebilir bu aralarımız. Yani ne kadar o düz koşular az ise aslında o kadar uzaklığı gösterir. Buradan böyle aklınızda kalabilir. Yine aynı kaynağı tarif eden iki yerlerin bolluğu kaynağın zenginliği hakkında bilgi verebilir. Buna denk geldim ben. Çünkü bir petek üzerine bir değil birçok ara aynı dansı yapıyorduk. İşte bu o kaynağın zenginliğini gösterir. Yani orada büyük bir kaynak var ve bunu tüm arılara bildirmeye çalışırlar. Kafasının üzerine bulunan 3 basit göz ışığının şiddetini ölçmesi ve polarize olan güneş ışığının görülmesi için kullanılır. Bu sayede arılar güneşin yerini ve açısını tespit edebilir. Yani güneşin yerini ve açısını tespit edebilir. Güneş ilerledikçe bunun hesabını da yapabilir. Çünkü güneş öğle vakti tepedeyken doğusuna doğuya doğu, batıya doğru kayar. Gün doğarken de zaten doğudadır güneş. Bunu başların üzerinde bulunan 3 basit göz ile belirtirler. Kısa mesafelerde güneşin yer değiştirmesi önemli değildir. Güneş her 4 dakikada 1 derece yer değiştirir. Arının 1 dakikada aldığı yol ise saatte 25 kilometredir. Bunları siz de okuyabilirsiniz. Çünkü kafanızı şişirmek istemiyorum. Dairesel dansı göstermemiş. Ama kuyruk sallama dansını şöyle göstermiş. Güneş besin ve kovan arasındaki açıdan tutun da o düz koşuların sayısına kadar her şey aslında belli bir düzen içindedir. Güneşin konumuna göre dansın şekli değişiyor. Demek istediğim tam olarak buydu. Yani, harika canlılardır arılar. Siz de artık peteğe baktığınızda sadece peteğe bakmakla yetinmeyeceksiniz. Orada dans eden arıların niye dans ettiğini artık biliyorsunuz. Orada yani arıların yaptığı her bir hareket aslında bir mucize gibidir. Ama bilmezseniz işte sadece arıların kuyruklarını salladığını düşünürsünüz. Bu bilgi sizin genel kültürünüzü artırır. Onun dışında pek de bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Nasıl işe yarar? Mesela baktınız ki arılarınız çok fazla dans etmiyor. Demek ki etrafta çok fazla besin kaynağı yok. Ya da arılarınız çok fazla dans ediyorsa aslında çok iyi bir yerde olduğunuzu öğrenebilirsiniz. Aslında arılar size bunu anlatabilir yaptığı iletişimle.